Merhaba arkadaşlar. Osmanlıca dersimizin beşincisi ile karşı karşıyayız. Bu derste birlikte yavaş yavaş matbu metin okumalarına geçeceğiz. Bu dersimiz biraz kısa olacak çünkü yine kelime okuma alıştırmaları egzersizleri yapacağız. Arkasından da matbu metin okumalarına inşallah kısmet olursa başlayacağız arkadaşlar. Hemen sözü dersimizi başlayalım. Arkadaşlar, armut kelimesi gördüğünüz gibi yazılışı bu şekilde. Ananas, biber, arslan, domates, ayı, karpuz, bisiklet, kavun, fil, patlıcan, gergedan. Bu arada kef harfinin G şeklinde okunduğunu, her iki kefin de G şeklinde okunduğunu burada rahatlıkla ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Görebiliyoruz. Şeftali, şeftalu şeklinde yazmışız. Ve horoz arkadaşlar bu şekilde okunuyor. Yine arkadaşlar kelime okumaya devam edersek Elif'in en başta met harfiyle birlikte at şeklinde okunduğunu görüyoruz. Mikrofon, sincap, soru işaretinin yazılışını gördük. Yine arkadaşlar soğan, gemi dümeni. Bu arada gemi dümeni derken yine kefin başındaki keşidenin olduğuna dikkat ediyoruz ve kefin G şeklinde okunduğunu burada görüyoruz. Ama altını çiziyorum. Bu keşide bizi yanıltmasın. Çünkü ileride okuyacağımız metinlerin tamamında veya birçoğunda kef harfi üzerinde keşideyi göremeyeceğiz. Çorap kelimesi yine bu şekilde okunur. Köpek balığı yine bu şekilde okunur. Nota yine arkadaşlar gördüğünüz gibi vav harfi O şeklinde ne yapıyor? Okutuyor. Yine H harfinin de E şeklinde ya da A şeklinde okuttuğunu görmüş olduk. Fıçının yazılışını görüyoruz. Tüy ise yine bu şekilde yazılır arkadaşlar. Kılınç kelimesi de yine aslında bugün dilimizde kılıç olarak kullanıyoruz. Yine bu şekilde ne yapılıyor? Yazılıyor. Kalem kelimesi arkadaşlar yine bu şekilde yazılıyor. Kum saati derken de yine bu şekilde yazıldığını görüyoruz. Kulaklık ya da plak yine arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Son kelimemiz ise çam ağacı. Ve bu şekilde de arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bundan sonraki ders inşallah yavaş yavaş metin okuma ve metin alıştırmalarına geçmiş olacağız. Allah'a